Seyirciler, Canan Ballas'la gündem devam ediyor. Tabii sıcak ve kuru bir yaz akşamında olduğumuz için Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar da devam ediyor. Neyse ki iyi gelen haberlere göre yangınların çoğu kontrol altına alınmış durumda. Şimdi tabii nerede olay varsa A Haber her zaman orada. Muğla'ya, Vural Efeci'ye A Haber muhabirine gidiyoruz. Evet Vural, nedir orada durum? Nereler yanıyor, nereler söndü? Evet, Muğla Yeniköy Mahallesi'nde başlayan orman yangınında 8. saati geride bıraktık. Alevlerle mücadelenin devam ettiğini ifade edelim. Tabii gün içerisinde 3 ayrı noktada orman yangını meydana gelmişti. Yatağının Yava Mahallesi bölgesinde, Muğla Yeniköy, daha doğrusu Ula ilçesi yakınlarında ve Datça'da orman yangını meydana gelmişti. Havadan ve karadan derhal müdahaleler gerçekleşmişti. Bu noktada şu saat itibariyle bizler A Haber ekibi olarak Ula bölgesinde bulunuyoruz. Yangın yönetim merkezindeyiz. Dakikalar öncesinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı burada basın mensuplarına açıklamalar yaptı ve yangınların iyiye gittiği, kolaylandığı yönünde bilgiler verdi. Diğer taraftan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından açıklama yaptı. Yatan yangınının arıcı baba ve oğul tarafından çıkarıldığını, tespit edildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra baba ve oğulun gözaltına alındığı, ayrıca Datça'da meydana gelen orman yangınında da bir kişinin gözaltında olduğunu Twitter hesabından paylaştı. Şu saat itibariyle hava karardıktan sonra artık hava unsurları görevlerini tamamladılar. Bu saatten sonra yer ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar alevleri kontrol altına alabilmek için gece boyunca çalışmalarına devam edecekler. Muğla yangınında gece görüş helikopteri de görev yapıyor. Bunun yanı sıra yatağında da bir gece görüş helikopteri sabahın ilk ışıklarına kadar havadan yangın söndürme çalışmalarına destek verecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Perşembeden bugüne kadar 247 yangının 241'ine müdahale edildiğini belirtti. Bir anlamda kontrol altına alındığını belirtti. 5 yangının devam ettiğini belirtti. Bizler A Haber ekibi olarak işte yangın bölgesindeyiz, sıcak bölgedeyiz. Toparlayacak olursak Muğla ve yatan yangınları devam ediyor. Gece boyunca gün ışıncaya kadar alevlerde mücadele devam edecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet, hava nasıl orada, rüzgar var mı? Evet, şu saat itibariyle rüzgarın etkisini iyice yitirdiğini ifade edebiliriz. Ama burada çok değişken yerel rüzgarlar var. Hiç rüzgar yok derken bir anda rüzgar estiği zaman da işte alevler bir anda parlıyor. Ama şu saat itibariyle bakacak olursak bölgede durumun sakin olduğunu söyleyebiliriz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Emniyet muhabirimiz, Ankara Emniyet Muhabiri Ömer Çetin, dağda Datça yakan kişinin İranlı olduğunu, dağdan indirilmiş güvenlik kuvvetleri tarafından sorgudaymış şu anda. Bir İranlı tarafından yakıldığı biliniyor şu an. Evet. Vural, sana da gelen bilgiler böyle mi? Yeni bir bilgi galiba bu. Evet, aslında bir İranlı olduğu yönünde bir bilgi vardı. Bu henüz teyit edilemediği için söylemedim. Fakat bir kişinin gözaltına alındığı yönündeki haberi, bilgiyi zaten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından paylaştı. Böyle bir bilgi geldi ama teyide muhtaç olduğu için ben de burada açıklamak istemedim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi o bilgi de teyit edildiği zaman bir daha şey yaparız, paylaşırız seyircilerimizle. Şimdi Muğla yatağında A Haber muhabiri Vedat Sezer'e gidiyoruz. Evet Vedat, nereler yandı, nereler söndü, nedir oradaki son durum? Evet, aslında 4 günden bu yana devam eden yangınların adresi İzmir'di. İzmir adeta cehennemi yaşadı. Tabii ki o büyük yangınların ardından bugün peş peşe sevindirici haberler geldi. Önce Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Muğla'ya yangınlar için geldiği bir açıklama yapmıştı. Geride bıraktığımız saatte de Karabük Ovacık'taki yangının etkin müdahaleler sonucu kontrol altına aldığını belirtti, açıkladı. Biz şu anda Muğla yatağındayız ki özellikle İzmir yangınlarının ardından devam eden 5 aktif yangından ikisinin olduğu bölgedeyiz ki Datça'da da bir yangın eklenmişti. Ancak Muğla yatağında Yava Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangını geniş bir alana etki etti.
Bu alanda da tabii birçok köyde tehdit etti bu yangın. Aydın, Muğla karayolu üzerindeki bazı köyleri de sıkıntılı anlar yaşattı ki Muğla Valiliği ivedi kararlar aldı. Öncelikle Çin'e yatağın karayolunu trafiğe kapattı. Şu anda bulunduğumuz trafik kapalı yol açıldı. Şu anda biz Kafaca'dayız. Kafaca'nın Ramadan Mahallesi ile yine Demiköy Mahallesi tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Ancak hemen şunu belirtelim. Yerleşim alanlarına ulaşıp orada sıkıntılı bir süreç yaşanmadı. Tabii ki bugün 13-15, 13-20 sularında başlayan yangının başlangıç noktası bir arıcılık yapılan bir noktaydı ki yapılan açıklamaya göre de ilk etapta ilk belirlemelere göre bir arıcının bulunduğu noktadan çıktığı belirlendi. Yava Mahallesi'nden sonra Nebiköy Mahallesi'ne doğru ilerleyen alevler buradaki genç ormanlarla birlikte 100 yıldır belki de alev ve ateş yüzü görmeyen ağaçlara da sirayet etti. Tabii 5 helikopter, 5 uçak, 11 helikopter ilk etapta bu yangına müdahale etmişti. Şimdi ise gece görüşlü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait, jandarmaya ait bir helikopter bölgede çalışma yapıyor. Tabii ki rahatlatmak açısından söyleyeyim. Buradaki yangın kontrol altında değil ama burada büyük bir mücadele var. Gerçekten Orman Genel Müdürlüğü'ne ait tüm araç ve gereçler karadan özellikle bölgeye kamu kurum ve kuruluşlarının araçları seferber edilmiş durumda. Muğla Valiliği burada ciddi önlemler aldı. Bu söndürme çalışmalarına unutmadan söylemek gerekirse özellikle bu bölgede tarımla uğraşan yüzlerce çiftçi de su tankerleriyle, traktörleriyle canla başla bu yangınları söndürmek için ekiplere yardımcı oldular. Arazözler şu anda ormanın içlerinde. İki dağ arasındaki bir vadide sıkıştırıldı yangın. Evet. Çok şükür ki bulunduğumuz yerdeki köylere ve mahallelere sirayet etmeden önlem alındı. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii ki geride bıraktığımız saatte açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı yangın çıkardığı şüphesiyle bakılan iki kişinin gözaltına alındığı bilgisini verdi. Yine evet. Türkiye'de 274 yangının kısa süre içerisinde 271'ini de bitirildiğini söyledi. Arka arkaya bu sevindirici haberler devam ediyor. Süratli bir rüzgar vardı. Fırtına gibi esen rüzgar vardı bölgede. O rüzgarın da hafiflediğini söylemekle birlikte bu bölgedeki yangının enerjisinin de düştüğünü ve alev göremediğimizi en azından söyleyelim. Akşam saatlerine kadar hava unsurları sürekli bölgede söndürme çalışmalarını sürdürdüler. Akşam saatlerinde yoğun bir duman burada görülüyordu. Şimdi o dumanın da dağıldığını görebiliyoruz. Tabii ki çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürüyor. Devlet tüm imkanlarıyla seferber edilmiş durumda. Hem vatandaşlar, hem STK'lar, hem devlet kamu kurum ve kuruluşlarının tüm araç gereçleriyle bu yangında enerjisi düşürüldü. Gece boyunca evet. Soğutma çalışmalarıyla birlikte belli noktalarda yangınla ilgili çalışmalarda süreceğini belirterek sözü tekrar size bırakalım. Sorunuz varsa cevaplayabilirsiniz. Evet, Vedat Sezer'e de çok teşekkür ediyoruz. Verdiği olumlu bilgilere de sevindirici buluyoruz. Şimdi yangının asıl vurduğu yer İzmir'di sayın seyirciler. Orada da Menderes'te Tayfun Er var. Evet Tayfun, İzmir'de durum nedir? Yangınlar bitti galiba değil mi orada? Yani büyük oranda rahatladı diyebiliriz işte. İbrahim Yumaklı Tarım Orman Bakanı bugün yaptığı açıklamada asıl korkulu bir rüya haline gelen özellikle Yamanlar yangını ki 4 gün boyunca aralıksız yandı. Gündüz havadan ve karadan çalışmalar ardından da gece yangınların devam etmesi ve Yamanlar Tabiat Parkı'nın olduğu bölgeye geçtiğimiz gün 3. günde sıçramıştı ki orada asırlık çınar ağaç, çam ağaçları vardı. Orada sıkışan yangın dün gece tabii ki ilk 3 gün boyunca yaklaşık 45-50 kilometrelere varan yüksek süratte rüzgar ve nem oranının da oldukça düşük %2-3'lere kadar düşmesi işte yangının 4. günde ancak kontrol altına alınmasını sağladı. Geçtiğimiz akşam biz yine 3 gündür oradaydık. 4. günün akşamında da
özellikle arazözler ve rüzgarın olmaması, nemin de yükselmesiyle birlikte sabaha kadar yaklaşık 15'e yakın arazöz 45 derecelere varan eğimdeki arazide işte o sönmeleri, o çam ağaçlarının içerisindeki reçinelerin söndürülmesiyle birlikte sabah saatlerinde bir oh çekti diyebiliriz. Yamanlar Mahallesi'nde Karşıyaka'da oturan vatandaşlar, tabii sadece Yamanlar yangını değil, aynı zamanda Urla İltur ve şu anda bulunduğumuz Menderes Şaşal mevkiinde de yangınlar çıktı. İşte bu iki yangın, Yamanlar ve Urla'daki yangın söndürüldü. Urla'daki yangın Makilik arazideydi, ancak yakında İltur tatil sitesinde çok sayıda insan vardı. Valiliğin kararıyla birlikte site boşaltıldı. Şu anda Şaşal mevkiindeki yangın, dün başlayan yangın tabii ilk etapta hem havadan hem karadan müdahalelerle başladı ve şu saati itibariyle yangının enerjisi minimum düzeye düşmüş durumda. Aslında işte şükredebileceğimiz asıl nedenlerden bir tanesi de hem İzmir'deki yangın, Yamanlar yangını diğerleriyle birlikte nem oranının %51'lere çıkması. Şu anda dün gece bu oran yaklaşık %3, %4'lerdeydi nem oranı. Bugün nem arttı İzmir'de ve aynı zamanda rüzgarın da etkisini düşürmesi, ki şu anda yaklaşık 2 kilometrelerde rüzgarın şiddeti, Menderes Şaşal'daki yangında şu anda enerjisi neredeyse yok olma düzeyinde. Tabii Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı da bununla ilgili açıklamalar yapacak. Peki, tabii ki özellikle yangınlar konusunda 10 gün çok çok kritik. Bu anlamda da İzmir'de yaklaşık 10 ille birlikte çok kritik noktada bütün Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Son olarak Gördes yangını da Salihli sınırına kadar ulaştı diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım. Peki hiç bu çıkan İzmir'deki yangınların sebebiyle ilgili bir bilgi var mı? Nasıl çıkmış? Hemen onu da izah edeyim size. İzmir Yamanlar yangını ile ilgili Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 3. gün yaptığı açıklamada 3 kişinin bir piknik ateşi yakmasından kaynaklandığını söyledi. O 3 kişi aranmaya devam ediyor. Tabii soruşturma da devam ediyor. Özellikle Tire'deki yangın, o da büyüme eğilimi içerisinde olan bir yangındı. Orada da yine sigaradan çıkan yangın. Tabii bu Temmuz ayından bu yana devam eden süreçte orman yangınları tarım arazileriyle orman arazileri birbirine çok yakın olduğu için işte orada bir takım saman balyalarının makinalarla toplanması vesaire, kaynak yapımı gibi nedenlerden tarım arazilerinden çoğunluğu çıktı. Tabii burada Orman Bakanı da çok defaatle bunu ifade ediyor. Çıkan her 10 orman yangınının 9'u insan kaynaklı. Bir de bu yıl tabii ki iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak devam eden işte bu orman alanlarındaki tabiri caizse bir yakıt deposuna dönüştü. İşte bundan dolayı çok hassas bir dönemden geçiyoruz ve İzmir özelinde konuşacak olursak aslında Muğla'yı ve Manisa'yı da kapsıyor. Tarihte, yani benim mesleğe başladığımdan bu yana yaklaşık 30 yılda gördüğümüz en kritik yangın sezonu. Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler bütün ekipmanlarla birlikte karadan, havadan, özellikle tabii ki orman işçilerinin de burada hakkını teslim etmek lazım. Tabii ki bu İzmir'deki yangınlarla ilgili 7 kişi gözaltına alınmıştı. Bunun 5'i tutuklandı. 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı diyelim. Evet, çok teşekkür ediyoruz.